Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, medyamızın değerli temsilcileri, bu haftaki meclis kurup toplantımız münasebetiyle sizlerle paylaşacağım düşüncelerime geçmeden önce hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu hafta başında merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i vefatının 25. seneyi devriyesinde dualarımızla andık. Mukaddes görevimizi kabri başında bir hakkın ifa ettik. Merhum Türkeş Bey, Türk siyaset ve devlet hayatının muhterem bir yüzü, milliyetçi ülkücü hareketin de hürmetle, hasretle ve her daim rahmetle yad edilecek yüksek bir değeridir. Türkiye'nin zorlu yıllarında sahip olduğu engin tecrübesiyle dikkat çekmiş, iliklerine kadar nüfuz eden vatan ve millet sevgisiyle de her kesimin, her çevrenin saygısını kazanmıştır. Aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde ona karşı duyduğumuz sevgide herhangi bir zafiyet veya zayıflama emaresi görülmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 53 yıllık siyasi birikim ve fikri müktesebatı ile hamdolsun milletimizin gönlünde taht kurmuş ve çok güçlü sosyolojik alan tutmuştur. Bildiğiniz üzere her tohumda bir öz, her tomurcukta bir özlem saklıdır. Milliyetçi Ülkücü Hareket zaman içinde tohum olup saçılmış, tomurcuk olup açılmış, filiz olup serpilmiş, çınar olup geniş gelişmiş, inanç olup yürümüş, mücadele olup yükselmiş, gazi olup yüreklenmiş, şehit olup yücelmiştir. Bazıları vardır, geçmişinin borçlarını geleceğinden ödünç alarak ödemek zorunda kalmıştır. Bizim geçmişten borç değil, bilakis alacağımız vardır. Nitekim veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız, izahta güçlük çekeceğimiz hiçbir açığımız yoktur. Mahcubiyet duyacağımız hiçbir karanlık ve karışık ilişkimiz de bulunmamaktadır. Geçmişimize bakıldığında görülecek tek şey, Türk milletine ve Türkiye'nin istiklaline feda ve emanet edilmiş ülkücü ömürlerin haklı ve şerefli mücadeleleridir. Bu mücadelede yolbaşımız da merhum Türkeş Bey'dir. Bir ara bizim denizimizde yaşayıp, şimdilerde kendi yapay dereleriyle övünenlerin, merhum Türkeş Bey'i ağızlarını almaya ne hakları olacak ne de vefaları yetecektir. Milliyetçi Hareket Partisi 53 yıldır tuzakları bozuyor, 53 yıldır tertipleri buduyor, 53 yıldır Türk-İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor. Çünkü davamızın hisarları duayla yapılmış, şehadetlerle karılmıştır. Dün haklıydık, bugün haklıyız. Allah kerim, Allah şahit, yarın da haklı çıkacağız. Buna karşılık hakkımızı yiyenlerle, halkımızı incitenlerle, hakikatimizi inkar edenlerle hem bu dünyada hem de ruz-i mahşerde mutlaka hesaplaşacağız. İkazen söylüyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınırlanamaz. Türklüğün baraja takılacağını ileri sürenler, akıl dağılması yaşayan, aidiyet ve ahlak buhranı geçiren münafıklar korosu, müstevli kalıntılarıdır. Devamlı servis edilen ve sistematik hale gelen algı operasyonları ile kamuoyu nezdinde partimizin eridiğini, gerilediğini, inişe geçtiğini yazan, çizen ve açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri alayınıza soruyorum. Siz anketleri yaparken CHP genel merkezinde mi dolaşıyorsunuz yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz? Biliyoruz ki güvenilirliği sıfırlamış anketlerin, ahlaken iflas etmiş anketçilerin Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakkını teslim etmeleri eşyanın tabiatına aykırı bir hezeyandır. Vaki Milliyetçi Hareket Partisi düşmanlığı, şeytani emellerin sipariş verdiği bir düşmanlıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşmanlık, Türkiye'ye karşı açılmış ihanet ve melanet cephesinin tahkimidir. Bizim bu kirli tahkimat karşısında yegane direncimiz, imanımız, irademiz ve millet sevdamızdır. Bu vesileyle lejyoner anketçilere, onlara ümit bağlayan siyasi işbirlikçilerine diyorum ki bizim ölümümüz bile sizin dirinizi, sizin hepinizi, sizin topunuzu yerle yeksan etmeye çok müstedir gideceksiniz. Şimdiden haberiniz olsun, 2023 Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır. Bizi bilmek ve öğrenmek isteyenler, Türkiye ve Türkiye'ye hasım olmuş odaklara değil, aziz milletimizin asil iradesine bakarak sarih gerçekleri görebileceklerdir. Türklük var olduğu sürece Milliyetçi Hareket Partisi vardır ve olacaktır. Türk milleti dünya üzerinde tıpkı bir bayrak gibi dalgalandığı müddetçe üç hilalde ona eşlik edecek, gölgesinde kararlılıkları aydınlatan bir nur parçası gibi sonsuza kadar parlayacaktır. İnancımız budur. İddiamız budur, irademiz budur. Hiç kimse yalan anketlerle, yozlaşmış kamuoyu araştırmalarıyla bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz, umut ışığımıza ve ufuk çizgimize karanlık perde çekemez. Dahası gönlümüze kuşku düşürmek hiç kimsenin harcı olamaz. Biz kendimizden eminiz. Varlığını kaderimiz ve kavlimiz gördüğümüz aziz milletimize şüphesiz güveniyor ve inanıyoruz. Zira biz Türkiye'yiz. Türk milletini canımızdan aziz biliyoruz. Uğruna şehitler verdiğimiz bu cennet vatanı, onun bunun siyasal ihtiraslarına, dış bağlantılı oyunlarına teslim edemeyiz. Heba ve heder ettiremeyiz. Elhak ettirmeyeceğiz. Durduğumuz yer doğrudur. Baktığımız yer doğrudur. Doğduğumuz yer Türk milletinin sinesi, doğrulduğumuz bereketli toprak Türk vatanıdır. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere. Bayrak düşmesin, ezan dinmesin, vatan bölünmesin diyerek kara toprakla koyun koyuna yatan aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bugün çok daha güçlü, çok daha tesirli, çok daha şuurludur ve gelecek Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir.